Sinema dünyasının televizyon rehberi Sadece Sinema'ya hoş geldiniz. Vizyon yine merakla beklenen yapımlarla dolu. Beyaz perdeye dair son gelişmelerden derlediğimiz haber turumuz, özel konuklarımızla röportajlarımız ve dosyalarımızla bu hafta Sadece Sinema'da neler var? Gelin birlikte göz atalım. Aksiyondan romantik komediye, animasyondan korkuya pek çok türde filmin gösterime girdiği bir haftaya başlıyoruz. Vizyondakiler türler arasında seçim yapmakta zorlanan sinema severler için kaçırılmaz bir bölüm. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu da kaleme aldığı 2015 tarihli Mucize filminin devam filmi Mucize 2 Aşk ekibiyle yaptığımız keyifli söyleşi, unutamadığımız filmlerin o meşhur sahnelerini hatırladığımız unutulmaz sahnemiz birazdan Sadece Sinema'da. Dünya Sineması bölümünde Afrika Sineması'nın kurucusu Osman Senben, Çocuklar ve Filmler bölümünde ise Küçük Deniz Kızı Ponyo özel dosyalarımızla Sadece Sinema başlıyor. Sinema dünyasının en tuhaf ailesi bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Adams ailesi bu kez korkunç malikanelerinden çıkıp şehre gidiyorlar. Ancak onlar normal hayata uyum sağlamaya çalışırken ortalık fena halde... Ah majesteleri, ben sadece mütevazı bir hizmetçiyim. Krallığın hizmetkarıyım. Bir hizmetçiyim. Sen hizmetçi misin? Evet. Bu haftanın bir diğer animasyonu arkadaşlarıyla okyanusta zorlu bir mücadeleye atılan papağan balığı Alex'in hikayesini anlatan Kahraman Balık. Siyah canavarın yaydığı mürekkep. Hadi bakalım sen işine dön ve bu konuyu bir daha asla açmayalım. Yaptığım iş çok önemli. Peki ama neden ikinci sınıf bir balıkmışım gibi davranıyorlar? İyi bir şey yapmaya çalıştığında istediğin gibi olmaması berbat bir şey. Belki de daha fazlasını yapmam gerekiyor. Okyanusun rengarenk canlılarıyla tanışma fırsatı sunan yapım, yaşam alanlarının kirlenmesi üzerine harekete geçen Alex ve dostlarının macerasını konu ediniyor. Çabuk kaç! Bu muhteşem! Deniz atı ve yılan balığıyla evlerini kurtarma görevini üstlenen Alex, hep hayalini kurduğu süper kahraman olmak için büyük bir fırsat yakalıyor. Karabiberlüsü onu hapşırtır da ondan. Kimse şakadan anlamıyor. Gökyüzünün sırlarını keşfe çıkan ikili, gözü pek balon pilotu Emily Ren ve meteorolog James Glacier'ın sıra dışı hikayesini anlatan balon pilotları, gerçek olaylardan esinlenilmiş macera dolu bir aksiyon. Aeronaut, I want to use what I'm good at. Women don't belong in balloons. And she makes such a show of herself. Miss Ren, I need to make studies of the air. I'm not a coachman for hire. You are the only person who could fly us higher than anyone has ever been. So will you? Film 1862 yılında atmosferin en yüksek noktalarına ulaşma hayali kuran bir bilim insanı ve hava pilotunun önce baskıcı çevreyle sonra da doğayla verdikleri zorlu mücadeleyi konu ediniyor. Some push others towards them. We're about to get wet. Is this balloon not the strongest it's ever been? Even so, it can't fight the weather. Hold on! Atmosferin en yüksek noktasına ulaşma çabaları, nefes kesen bir hayatta kalma macerasına dönüşen filmin yıldız oyuncuları Eddie Redmayne ve Felicity Jones olurken filmin yönetmen koltuğunda Tom Harper oturuyor. Dünya sinemasını keşfetmeye Senegal'den bir yönetmenle başlıyoruz. Yazar, senarist ve yönetmen kişiliğiyle Afrika sinemasının kurucusu kabul edilen Osman Senben'i gelin daha yakından tanıyalım. Giovanna! Afrika sinemasının öncüsü olan Senegalli yönetmen Osman Senben, Fransız sömürüsüne karşı eleştirel tavrın açıkça görüldüğü filmler çeker. Bonjour Duana.
Sahra Altı Afrikası'nın ilk sinemacısı olan yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi 1966 tarihli Kara Kız. Sen Ben filmi esas meselesi olan ve tüm eserlerinde gördüğümüz sömürgecilik ve postkolonyalizm temalarıyla örer. Afrikalı hizmetçi kız Dion'un Fransa'daki hayatını anlatan filmde genç kıza ülkesini hatırlatan tek şey güçlü bir kültürel simge olarak ele alınan maskesidir. Yoksulluğun ve yoksunluğun ortasında filmler yapan Sen Ben, kısa ve belgesel filmler olmak üzere 13 film yönetir. Afrika sinemasının kurucu babasını unutulmaz kılan, Afrikalı olmanın ne demek olduğunu batılı ve sömürgeci zihinlere sinema yoluyla kazımasıdır. Giovanna! Küçük, sevimli bir Japon balığı insan olmak isterse ne olur? Animasyon sanatının büyük ustası Miyazaki, küçük balık Ponyo'nun hikayesini işte bu sorunun izinden giderek anlatıyor. Bu sevimli balığın hikayesini hem çevreci hem de eğlenceli mesajlarıyla beraber bu sımsıcak animasyonda izliyoruz. Bu haftaki çocuk filmimiz, büyük usta Miyazaki imzasıyla sımsıcak bir animasyon olan Küçük Deniz Kızı Ponyo. We've all been waiting for you. The whole world is out of balance. 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan film konusuyla büyükleri de kendine çekiyor. Filmin hikayesi 5 yaşındaki Sosuke'nin okyanusta Ponyo adını verdiği Japon balığını bulmasıyla başlıyor. Wow. Good luck, Ponyo. What is that? Sosuke'ye aşık olan Ponyo, insan olmak için büyücü babasının sihrini kullanıyor. Ancak işler istediği gibi gitmiyor ve yaptığı büyü dünyanın dengesini bozmaya başlıyor. Ponyo ve Sosuke, dünyayı kurtarmak ve Ponyo'nun insan olarak kalması için büyük bir maceraya atılıyorlar. Film, çevremizi ve hayvanları korumamız gerektiğinin altını çizerken, aile kavramı üzerine güzel mesajlar da veriyor. Yönetmen George Miller'ın efsanevi Mad Max serisinin son halkası 2015 yılı yapımı Öfke Yolu'ydu. Film 10 dalda aday olduğu Oscar'dan 6 ödülle döndü. Bu haftaki unutulmaz sahnemiz izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşatan Mad Max Öfke Yolu'nda. George Miller'ın ünlü serisi Mad Max ilk olarak 1979 yılında karşımıza çıkmıştı. Post-apokaliptik filmler arasında önemli bir yere sahip olan seri, 1981'deki Mad Max 2 ve 1985'te Mad Max 3 ile devam etti. Haftada sadece sinemanın sonuna geldik. Hayatınızın başrolünde olduğunuzu unutmayın. Hoşça kalın. Thank you.